de bu tarihi adımı, gelişmeyi değerlendireceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi günler, yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Cumhuriyet tarihinin en önemli destek paketlerinden biri olarak ekranlara taşıdık. Yorumlarınız önemli. Sözü hemen size bırakayım. Şimdi birkaç hususun altını çizmek gerekiyor. Bir tanesi mevcut bu kredi maliyetlerinin, yani faizleri hesaba katacak olursak hakikaten yani Cumhuriyet tarihinde çok eşine az rastlanır oranlar bunlar. Hem konut tarafında hem de taşıt tarafında faizler oldukça düşük. Bir daha bu faizleri görebilir miyiz? Emin değilim. Gerçekten makul oranlar tespit edilmiş burada. Birinci altını çizmek istediğim husus bu. İkincisi tabii bildiğiniz üzere bu sosyal izolasyon uygulamalarından dolayı ekonomik aktivitede bir daralma var. Ve bunun etkilerini biz özellikle ikinci çeyrek itibariyle görüyoruz. Ve bunun bir kısmı da üçüncü çeyreğe yansıyacak. Dolayısıyla hem burada şirketlere destek olmak hem de hane halkının harcamalarını teşvik etmek anlamıyla kamunun, ekonomi yönetiminin çok çeşitli politikalara imza attığını biliyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Burada özellikle tüketim tarafına ağırlık verildiğini görüyoruz. Ve burada hem konut sektörü, hem otomotiv sektörü, hem turizm sektörü veya mobilya gibi, elektronik gibi alanlar hedef olarak belirlenmiş. İkinci nokta bu. Üçüncü nokta, bu kredilerin neden olacağı harcamaların ekonominin içerisinde kalması hedefleniyor. Yani cari açığı arttırmaması isteniyor. O yüzden de yerli üretim vurgusu var. Yani bu kredi imkanlarından yararlanırken, örneğin otomotiv bir otomobil satın alırken veya bununla birlikte bir örneğin mobilya satın alırken bunun yerli üretim olması öncelikli olarak tespit edilmiş. Bu da dolayısıyla ekonomik aktiviteyi arttırmak için ortaya konan bu politikanın cari açığı da kontrol ettiğini, orayı da adreslediğini bize gösteriyor. Çünkü bu çok önemli bir husus. Zira geçmişe baktığımız zaman bu tip tüketim tarafını arttıran kredi harcamalarının, yani kredilerin, destek paketlerinin devreye girdiğinde biz cari açığın artma eğiliminde olduğunu gördük. Ve bu da ekonomideki kırılganlıkları belli bir ölçüde arttırıyordu. Hani bu sefer onun da önüne geçmek için yerli üretimi burada hedef almışız. Bu da bir diğer önemli husus. Son olarak da bir şunun da altını çizmek gerekiyor. Bu gibi dönemlerde ekonomik aktiviteyi canlandırmak çok önemli. Ama bir tarafta da bu kredilerde hane halkı borç stoğunun makul seviyelerde gezmesi, çok aşırıya kaçılmaması da dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi olarak karşımda çıkıyor.